Ömür dediğin bir avuç su. İçiyorsun, doyuyorsun, gelip geçiyor, bitiyor. Ben sevdiklerimi bir bir kaybettim. Eşimi kaybettim, babamı kaybettim, annemi kaybettim. Canım ciğerim oğlumu kaybettim. Ben yalnız bir insanım. Ölmeden mezarımı yaptırdım. İşte ömür dediğimiz böyle bir şey. Veysel Karani yaşlı bir annesi var bakıyor. Diyor ki ben diyor Resulullah Efendi'ye diyor aşığım. İzin ver gideyim diyor. Bak izin istiyor. Annesi de diyor ki kapıdan gir gör hemen dön. Geri kalma çünkü annesine bakıyor. Geri geliyor kapıyı çalıyor hanımı çıkıyor. Ben diyor Resulullah Efendi'ye görmeye geldim. O diyor seferde bir yerde diyor ama diyor gelir diyor. İstersen bekle diyor, bekleyemem diyor. Anneme söz verdim. Söz verdiğim zaman diyor dönmem lazım diyor. Geliyor eve ne oldu diyor? Göremedim diyor. Sen bana dön dedin ya diyor. Hemen döndüm diyor. Peygamber Efendimiz eve geliyor. Kokusunu biliyor. Veysel Karani. Buraya kim geldi diyor. Orta yaşlı bir insan geldi diyor. Seni sordu diyor. Ben de evde olmadığını söyledim. Gönderdim diyor. Ah diyor. Niye diyor gönderdin? O diyor Veysel Karani diyor. Hırkası var ya Peygamber Efendim. Hırkasına iki tane memur takıyor. Gidin diyor. Veysel Karani bir dağda çobandır diyor. Onu diyor bulun diyor. Benim diyor bu hırkamı onu verin. İki tane görevli geliyor. Selam aleyküm, aleyküm selam buyur. Veysel Karani diyor sen misin diyor. Evet benim diyor. Bu hırkayı diyor Resulullah Efendimiz sana verdi diyor. Bu hırkayı giymen lazım. Hırkasını alıyor geliyor eve. Annesine diyor ki hırka diyor bu değişiklik ne diyor. Hırka diyor Peygamber Efendimizin hırkası diyor. Bana diyor. Elçiyle beraber gönderdi diyor, giydim diyor. Ne sebep? Sebep diyor, sırf annene baktığın için diyor. Söke Sarıkemer doğumluyum, 1942. İki oğlan bir kız kardeşiz. Annem babam sağdı o tarihte. Tabii ki vakti saati gelince annem babamı kaybettik. İlkokul. Bir, iki, üç, üçte terk. 5 sene okudum, 3'ten terk ettim. Tamirciliğe heves ettim, oto tamirciliğine. Söke'de rahmetli bir ustam vardı, sağ olsun öğretti beni. Kalfalı geçtik. Kalfalıktan kendime iş sahibi oldum. Tabii ki yaşımız ilerledikçe. Yurt dışına iş ve iş bulma kurumuna yazıldım. Orada bana ilk olarak bir Almanya çıktı. Askerden geldiğim sene PTT'den mektup geldi bana. Dükkanım var ya, dedim ki senet sepettir, kepengin alttan at dedim. Yok yok dedi, hayır dedi. Bu dedi ciddi bir mesele. Yurt dışı isteğim var dedi, gitmen lazım. O zaman ver dedim. Abim dedi ki Halil'le git dedi. Bana git diyorsun ama dedim. Anneni babanı dedim kim bakacak? Bak baban rahatsız. Kim bakacak? Sen zaten Almanya'dasın.
Ben de gideceğim dedim. İş ve işçi bulma grubuna dedim ki, müdüre rica ettim. Dedim ki benim babam rahatsız, romatizmalı, yürümekte zorluk çekiyor. Evi ben bakıyorum, işim de iyi. O zaman oğlum dedi, şöyle yapalım. Senin bu evrakları ben saklayayım. Bir de çağırdığım zaman dedi, gel gitmemezlik yapma dedi. Olur abi dedim. Geldim yana devam ettim işimi. Hem evi baktım, hem kendime baktım derken, tabii ki o zamanla her şey kısıtlıydı. Eskisi burası gibi, bu an gibi bir bolluk falan yoktu. Para sıkıntısı diyelim. Ama illa ki hırs olarak Avrupa'da şöyle para var, böyle para var diye böyle bir istemem. Gitseydim zaten 64'te giderdim. 1968 senesinde evlendim. Evlendikten sonra 69'un 9. ayında o müdür de bana tebligat geldi tekrar. Çok acele diyor, iş ve işçi bulma kurumuna gel. Hemen geldim. Evrakları verdi bana, al oğlum dedi, doğru Aydın'a gitti. Aydın'a geldim. Aydın'da pasaportlarımızı aldım, oradan Ankara'ya geldim. Ankara'da bütün işlemler oldu. Hollandalı, bizi istek yapan Hollandalı geldi. Bize 100 florin para verdi. Yol harçlığı. İyi dedik, 100 florin de iyi paraymış. Uçaklarımızı falan ayarladılar. Doğru Hollanda'ya. Hollanda'ya indiğimizde bize ayrı bir grup Hollandalı bizi karşıladı. Bir makine test yeri var. Senin sanatın ne dedi? Ben de moto tamircisiyim. Tamam. Ve beni ayırdı. Beni test yaptı Civatlı'nın. Zaten kendi mesleğim. Ve bu arada dedi, tamam seni Utrecht'e, Amsterdam Utrecht'e yakın bir işte yere vereceğim. Göndereceğiz. Kendi arabasıyla bizi aldı götürdü. Bize iş yerini gösterdi. Sigortamızı yaptı. Sigortamız da var. Haftalık 175 florinde haftalık olarak orada girdik. Yani haftalığımız belli oldu. Aylık yok, haftalık. 175 florin elime aldım. Dedim bu para dedim Türkiye'ye mi götüreyim? Burada mı harcayayım? Veyahut da kendime bakayım, araba alayım. Düşündüm, taşındım, dönmeye karar verdim. Neredeyse. Daha yeni geldim, tekrar döneceğim. Çünkü o para yetersiz bana. O parayı ben Türkiye'de Söke'de daha iyi çalışıyordum. İyi kazanıyordum. Selam aleyküm. Değişmiş buraları acaba niye? 8, No 9. Burası amcam. D blok. Burası. 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 Beni tanıdın mı? Tanıyamadım. Tanıyamadın. Oo, Yaşar abi. Ne haber ya? Ne haber, hoş geldin ya. Hoş bulduk. Ne var Sağ ne yok? olasın. Çok şükür Allah, iyiyim. Sen Ya nasılsın? ne, şükürler olsun ya. Yavuzum nasıl ya? Ben değişmiş Geçen aklımdaydın. Telefon numara olduğu için arayamadım seni. Kaybettin telefonumu. Çaldılar havalında şey telefonunu. Keşke oğlanın telefonu arasaydın. Onda, o da gitti onunla o da beraber. Gitti ne haber, iyisin? O, çok gel. Şükür. Çok şükür duacıyım. Gel buyur gel. Kaç sene oldu? Gel. Şöyle gel. Bak uzun dolaş, bir bakayım. Zaman, uzun ha? bir süre oldu ya. Çok 10 sene küsur oldu ya. Vay 2012'den be. Ne şabuk yaşıyor değil mi zaman? Ya sorma gitsin ya. Makinelere falan evet, yenilemiş. Evet, yeniledik işte biraz. Ama değişim de olmuş. Evet, evet. Bayağı bir benim mekandan bu mekana bir aktarma, bir Hatırlıyor musun sen eskiden şuradan da gidiyordu şeyler? Eski evet, buradan gidiyordu. Burada. Kapımız burayı, oradaydı. Bu sene burayı kapattık. Müşteri kapattık. Yetmiyor. Hayır, geldim ben şaşırdım. Ben de mekanda her taraf kapalı. İşimiz gücümüz güzel. Şükür, şükür Allah'a şükür. Güzel. Hacı abi, vaktin varsa bir çay içelim. Ya bu memnuniyetle ne demek ki hemen. Tamam, hemen çay içelim. Buyur, seni ikramın başımın buyur. Üstüne. Evet, sağ olasın. Annem sağ, kardeşim var, bunlara ben bakmam lazım. Çalışmıyorlar. Parayı iade etmem lazım, edemiyorum. Tercüman geldi dedi, ne diyorsun? Ben dedim bu parayla burada ne yapayım? Abi de bir çalış. Biraz dedi kendine göster. Ondan sonra dedi paran yükselir. Bir müddet devam ettik, çalıştık. Kazandık sağ olsun. Sonra paramız arttı. Aynı burası gibi. Nasıl bir insan kendine gösterirse prim verir, ne olur? Fark olur. O farkı ben aldım, kazandım. Türkiye'ye dönmekten vazgeçtim. Yıl 69.
tornacılık yaptım. Torna benim mesleğim değil, benim tamirciyim de. Benim branşım olarak bana tayin ettikleri fabrika torna üzerine. Bu sefer makap bölümüne geldim. Orada da bir müddet çalıştım. Oradan çıktım, başka kompresyon makinelerine girdim. Gurbetçiler izine gelecek. Arabasını ben tamir ederdim. Efendim, bazı geliş gidiş paralar olmazdı. Tamir parasından para almazdım. Hadi derim geldikten sonra ver, onu da kabul ederdim. Böyle böyle onlara da yardımcı olmuş oluyordum. Fiilen tam 31 sene emek verdim. ...1995'te artık karar verdim. Hanımla beraber dönüş yaptım. Dönüş yaptıktan sonra boş durmadım. Geldim buraya. Sıfır bir araba aldım. Okul servisi, fabrika servisi, devam ettik. Devam. Bayağı çalıştım ben. Ben yurt dışından geldim de çekilen bir kenara oturayım yatayım falan diye bir şey bende yok. Bende çalışma hırsı değil de ben duramam. Çalışmam lazım. Otobüsün parasıyla evin altındaki dükkanı market. Büyük bir market. Yani çok da büyük değil ama gene de bütün mahalle bizden alışveriş yapıyordu. Hanımı buradan emekli yaptım dükkandan. Dükkanı da kapattım. Emekli olduktan sonra kapattım. Vergiler ağır geldi. Kapattıktan sonra ne yaptım ben? Artık yapacak bir iş kalmadı. Ne yapayım? Evden dışarıya, dışarıdan eve. Böyle böyle zamanımız geçti. Acım çok derin. 32 yaşında en ufamızı kaybettik. Ateş düştü yere yakar derler ya, benim hesap aynı. Anlatacak çok şeyler var ama anlatmaya şeyim, gücüm yetmiyor. Niye yetmiyor? Oğlum, Beytullah diyorum. Onu aldığım zaman veyahut da onu konuşacağımız zaman ben de tıkanıyorum adeta ya. 650 metrekare Hollanda'da garajı vardı. Bu garajı müteakiben devam etti çocuğum. Çok gitmedi. 6 ay, 8 ay. 8 ay içerisinde dükkana gelen büyük bir motosikletten buradan kalkıyor caddeye kadar diyelim. 300 metre, 500 metre yere gidiyor. Salaydı bu. Motor şahlanıyor. Resmen ayağa kalkıyor. Çocuk kalbi mi duruyor, ne olduğunu kimse bilemiyor. Sanayideki şöyle bir dirsek var, köşe diyelim. Motordan şahlanıyor, düşüyor, böyle geliyor ve kafası o betona vuruyor. Cenaze geldi buraya. Benim sözümden. Geldi, cenaze aldım, götürdüm Söke'ye, Kuşadası'na. Bizim aile mezarlarımız var. ...60-70 senelik mezarlık. İki tane kapı yaptım. Bir ön tarafa Beytullah Öztaşkın'ın hayratıdır diye. Çeşme'de de yaptım sağ tarafına. Beytullah Öztaşkın hayırıdır. Herkes bir alıyor.
Mezarı defin ettim. Kendi ellerimle defin ettim içeriye. Onun acısı bende halen de anlatılmaz ya. Anlatmasam da olur da anlatıyorum. Şu an kapıda geliyorum dese var ya, beni yok bil. Yani o kadar hassasiyetim var o çocuğa. Baba yüreğe dayanmaz. Hiçbir zaman dayanmaz. Her şey dayanılır da en ufak oğlanı mezara koymayı her bir baba için harcı değil. Her bir babanın harcı da değil. Ben kendim define ben kendim girdim. Kabristan'la Söke Kuşadası arasında 110 kilometre yol. Haftada iki gün, üç gün gittiğim günler oluyor. Günler demeyelim, her haftanın gidişimde 2-3 gün oluyor. Ziyaretini ediyorum. Ziyaretini yaptığım zaman da dayanamıyorum. Geri dönüyorum. Ve ben diyorum acaba ziyaret ettim, etmedim. Tekrar bir daha gidiyorum aynı hafta içinde, aynı gün içinde. Oğlum ben annesi, üçümüz bir araya gelmişiz bir arada. Ne mutlu günlerdi be. Arkadaş gibiydi benden. Gelir gelir bana sarılır. Yıl 1971. Yani Hollanda'dayız. Yıl 1970. Yaz günü kutuyorsun. Çok güzel. Allah mekanı cennet etsin. Ne yapayım? Yıl 1977'de Hicaz'a gittiğimiz zaman Hacı'yla beraber çok dayanmadı. Oğlum diye arkadan o da gitti. Evlendirdiğim yıl. Ah motor gördüğüm zaman içim cız yapıyor. Ne yapacaksın bilmiyorum. Kimse motor kullanmasın ya. Bu motor bir can aldı. Bu resmi dayanamıyorum. Ya şaşırdı Allah kimseye bir evlat acısı göstermesin. Zor. O kütüphanede benim oturduğum, çalıştığım tezgah diyelim. Oradaki resimler hep beraber oğlumla çalıştığım, Beytullah'la çalıştığım anılar var. O anıları gördüğüm zaman dayanamıyorum. Dayanamadığım zaman da balkonda oturuyorum. Ben buradan Hollanda'ya kendi arabamla 7750 kilometre yol yapıyorum. Tek başıma. Niye? Tek ben bu oğlumun mağazasını kafamdan, beynimden sileyim diye. Silemiyorum. 3 senedir geliyorum, gidiyorum. Her sene Mayıs'ta. Ha bu Mayıs'ta bir daha gideceğim. Gidiyorum, geliyorum. Çalıştığı yerleri görüyorum. Çalıştığı garaja gidip keşfediyorum. Tekrar geri dönüyorum. Ama diyeceksin ki bu kafayla nasıl gidip geliyorsun? İşte bak o soruyu gel bana sor. Niye ben gidiyorum? Sırf oğlum Beytullah'ın hafızasını kafamdan silebilmem için gidiyorum. Kız çocuğu var. Beytullah'ın 12 yaşına geldi. Bebekti, 6 aylıktı, benim kucağımdaydı. Annesine dedim ki, buraya alışkınsın,
Türkiye'ye gelemezsin. Ben de çocuğu götüremem, götürme şansım yok. Kız evlatı annesine yakışır. Bakın dedim artık. Ben dedim zaten Türkiye'deyim. Ben her Mayıs ayında Hollanda'ya gidiyorum. Gittiğim zaman da onu ziyaret ediyorum. Yurt dışında çoluk çocuk bisiklet biniyor. Bu belli bir şey. Zaten Hollanda'da bisikletten başka bir şey yok. Diğer ülkelerde de var ama Hollanda'daki bisiklet binen kadar kişi ben görmedim. Kendim de bisiklet bindim. Ölen oğlumun acısı bana çok büyük. Bisikleti her bir baba getirmez. Bagajın arkasına attım getirdim. Her binişimde onu hatırlıyorum. ...81 sene benim su gibi aktı, çalışarak aktı. Hiçbir zaman boş kalmadan desa bir yeri var. Ben de isterim ki herkes yaşlandığı zaman bir kenara çekilip oturmasın. Son nefesine kadar anasını, babasını, ecdadını, hanımı, akrabasını ziyaret etsin ve baksın diyor. Ben babamı sırtımda gezdirdim. Babanızı iyi bakın. Ne olursanız olun. Kimse babasına of bile demesin. Benim bu mertebeye gelmem sırf babamın bana yapmış olduğu dua. Allah vücut sağlığı versin de ömrümün sonuna kadar buradaki kalan torunlarıma bakayım. Efendime, çocuklarıma bakayım. Allah sağlıklı, afiyetli yaşamak diyebilirsin. Thank you.